Bugün yaklaşık 30-40 yıldır devam eden Tatva'nın altyapı sorunlarla ilgili çözüm noktasında temel atma törenini inşallah hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 40 yıldır Tatva'da altyapı sorunu var. 40 yıl önce yapılan altyapımız, nüfusumuz 10-20 binken yapılan bir altyapı. Bugün nüfusumuz 100 binlere vardı. Artık bu altyapı Tatva'nın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Dolayısıyla nüfus yoğunluğundan dolayı da kaldırıldı. Geçen yıl ihalesini yapmış olduğumuz altyapı işimizin bugün temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde altyapıyı planlamayı düşünüyoruz. Altyapımız kanalizasyon 210 kilometrelik bir ağa sahip. İçme suyu da 220 kilometrelik bir isale boru hattının değişmesi söz konusu. İnşallah biz bu altyapıyı bitirdikten sonra mahallelerimizin yollarına gireceğiz. Tabii biz altyapının bitmesini beklemiyoruz. Bugün burada Cumhuriyet Mahallesi'nde temelini atacağımız bu altyapı projemizin işi için altyapı biter bitmez hangi sokak bittiyse, hangi caddesi bittiyse hemen biz yolun üst yapısına gireceğiz. Bu yıl Cumhuriyet Mahallesi'nin hem altyapısını hem üst yapısını bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Cumhuriyet Mahallesi'nin üst yapısını da bitireceğiz. Altyapımız Cumhuriyet Mahallesi'nden itibaren başlayacağız. Buradan itibaren de peyderpey işte Kale Mahallesi, Kaçyaka Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Fatih Mahallesi diye bu şekilde devam edip gideceğiz. Sonra şehir merkezine doğru ineceğiz. Bu yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki altyapımızı bitirmiş olacağız inşallah. Çünkü Cumhuriyet Caddesi'nin yoluyla ilgili karayolları ihaleyi gerçekleştirdi. Şehir geçişini bizim doğum evi kavşağından Koskunkırı rampasına kadar olan kısmının BSK Asfalt ihalesini yaptı. Yüklenici firma aldı, belli. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Caddesi'ni bu kazı altyapısını bitirdikten sonra üst yapısını, sıcak asfaltını, BSK'sını da karayolları yapmış olacak. İnşallah yıllardır sorun olan altyapı sorununu ilçemizde bugün itibariyle başlayıp 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Altyapı bitmeyene kadar da üst yapıya girmenin bir anlamı olmuyor. Çünkü kaynak israfından öte bir şey değil. Allah nasip ederse bugün başlayıp 2 yıl içerisinde de biz Tatva'nın altyapısını ve üst yapısını bitirerek güzel bir şekilde vaat ettiğimiz hizmetlerin gerçekleşmesi noktasında yerine getirmiş olacağız vaadimizi. Bizim 5 yıl önceki hedeflerimizin başında inşallah biz altyapıyı bitireceğiz demiştik. Bugün onun temelini atmanın mutluluğunu hep beraber burada yaşıyoruz. Burada Sayın Kaymakamımız, Mekamiller, Muhtar arkadaşlarımız, mahalleliler burada teşrif ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Burada muhtarlarımız da kendileri görüyorlar şu anda 22 mahallemizin muhtarları burada. Cumhuriyet Caddesi'nde başladık. Daha sonra her bir muhtarımızın mahallesine gireceğiz ve altyapısını yapacağız. Daha sonraki hedefimiz sadece yol hedeflerimiz var. Üst yapıyı da bu şekilde bitirip milletimizin, Tatvanlımızın hizmetini açmış olacağız. Altyapı hizmetlerini yaparken tabii ki bu konuda vatandaşlarımızı biraz rahatsız etmiş olacağız. Çünkü altyapı yapılırken toz, toprak, kazı çalışmaları olacak haliyle. Ben vatandaşların hoşgörüsüne sığınmak istiyorum. Bizleri anlayışla karşılasınlar. Çünkü altyapı olmadan da hiçbir şey olmaz. Altyapıdan leşe katlı bir iştir. Bundan dolayı biz onlardan sabır istiyoruz. Bize hoşgörüyle baksınlar ki bu hizmeti de biz zamanında kendilerine teslim edelim. Bizim işimizi de kolaylaştırırlarsa son derece memnun oluruz. Kolaylaştıracaklarına da yardımcı olacaklarına da hiçbir şüphem yok. Ama burada da tekrar kendilerinden rahatsızlık vereceğimizden dolayı da özür diliyoruz.
biraz da yani nimet külfet meselesi. Her nimetin bir külfeti var. Bu külfete katlanacağız. Bunun için sabır diliyorum. Tabii Tatlı'nın belediye başkanımız Fettah Bey ekibiyle beraber birçok belediyenin yanaşmadığı, sorumluluk almadığı, risk almadığı kanalizasyon ve altyapı, bunun yanında tabii içme suyu da var, hizmetlerine yönelmiş vaziyette. Hakikaten kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Az önce de ifade ettiğim birçok belediye maalesef bu yatırımlara girmiyor. Çünkü bu yatırımlar görünmez ama önemli yatırımlar. Tabii vatandaş hep daha çok parklı, bahçeli, buna benzer hizmetleri, görünür hizmetleri algılıyor. Ama altyapıya verilen hizmetler çok fazla farkında olmuyor. Belediyemiz sağ olsun, belediye başkanımız bu konulara da el attı. Yanlış hatırlamıyorsam tamamlandığında 220 kilometre bir ağ oluştu. Bu çok büyük bir yatırım. Tatvan için çok önemli bir yatırım. Tabii bu kanalizasyon ağı aynı zamanda gölü de kurtarmış. Tatvan Belediyesi 1936'da kurulmuş. Maalesef birçok altyapı hizmeti bugüne kadar göz ardı edilmiş. Ya da yeteri kadar yapılmamış. Ya da yeteri kadar önem verilmemiş. Ben Reis Bey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hakikaten aldığı sorumluluk, yaptığı yatırım büyük. Dolayısıyla insanımız için hizmet açısından büyük. Bir yüzyıla hitap edecek bir hizmetin, bir sorumluluğun altına girmiş vaziyette kendisi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir tarafından ihalesi yapılan ve devam eden en büyük altyapı yatırımı Tatvan'da yapılmaktadır. Bugün itibariyle biz de hayırlısıyla bu işin başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Tatvan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu anlamında muhtemelen Türkiye'nin altyapı konusunda örnek kentlerinden birisi olacaktır. Çünkü bu denli gelişmiş bir yatırım ilçe sıfatındaki hiçbir yere yapılmış değil. Bu bedelli bir yatırım da yapılmış değil. Tatvan'a hayırlı uğurlu olmasını, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu proje kapsamında terfi merkezleri, yağmur suyu toplayıcı hatları, kanalizasyon toplayıcı hatları, içme suyu ishal hatları yapılacak. Başkanım muhtemelen bu konuyla ilgili rakamsal bilgileri vermiştir ama ben de bir kez daha üzerinden geçmek isterim. Yaklaşık 150 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak. Bunun üzerine 60 kilometreye yakın ev bağlantıları yapılacak. 20 kilometrenin üzerinde yağmur suyu toplayıcı ve şebeke hatları yapılacak. 120 kilometrenin üzerinde de içme suyu şebekeli ishal hatları yapılacak. Tekrar söyleyebilirim ki örnek bir proje olacağından şüphemiz yoktur. Allah hayırlı olasın.